Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bu videoda macera günlüklerinden ne alacağınızı hakkında konuşacağız. Onun hakkında bilgiler vereceğiz. Igor Bartali'nin kitabından başlıyoruz. Birinci kitabı bitirirseniz 6 hippie 5 nefes alacaksınız. İkinci kitabı bitirdiğinizde de 6 hippie, 5 nefes, 4 litre, 1 isabet, 1 de envanter sıvısı alacaksınız. Üçüncü kitabı bitirdiğinizde ise 1 DB, 6 hippie, 5 nefes, 2 litre ağırlık alacaksınız. Dördüncü kitabı bitirdiğinizde 6 hippie, 5 nefes, 2 kaçınma alacaksınız. Beşinci kitabı bitirdiğinizde 3 EP, 5 nefes, 3 litre artı 2 isabet kazanacaksınız. Altıncı kitabı bitirdiğinizde 1 AP, 8 EP, 5 nefes, 1 isabet, 1 envanter slotu kazanacaksınız. Altıncı kitabı bitirdiğinizde 1 AP, 8 EP, 5 nefes, 1 isabet, 1 envanter slotu kazanacaksınız. 7. kitabı bitirdiğinizde 6 ipi, 10 nefes, 5 litre ağırlık kazanacaksınız. 8. kitabı bitirdiğinizde 14 ipi, 2 litre, 2 isabet, 1 kaçınma kazanacaksınız. 9. kitabı bitirdiğinizde 3 ipi, 5 nefes, 3 litre 2 isabet kazanacaksınız. 10. kitabı bitirdiğinizde ise 100 vs 6 ipi 5 nefes 2 kaçınma artı 1 envanter slotu kazanacaksınız. 7 ipi ise 11. kitabı bitirdiğinizde ise 7 ipi 5 nefes 2 litrelik kazanacaksınız. 12. kitabı bitirdiğinizde 1 AP 1 DB 5 nefes 1 kaçınma kazanacaksınız. 13. kitabı bitirdiğinizde 10 hippie, 5 litre, 1 isabet, 1 kaçınma, 1 envanter slotu kazanacaksınız. 7 hippie ve 15. kitap 14. kitabı bitirdiğinizde ise 100 vs 2 AP, 2 hippie, 10 nefes kazanacaksınız. Son kitap 15. kitabı bitirdiğinizde ise 7 hippie, 2 litre, bir kaçınma kazanacaksınız. Igor Bartali'yi bitirdiğinizde ise toplamda 2x100 vs 4 AP 2 DB 90 HP 70 nefes 28 litre 9 isabet 8 kaçınma 4 envanter slotu kazanmış olacaksınız. Bunların kalıcı olduğunu belirtmek isterim. Devenin eşya sözlüğüne gelelim. Devenin eşya sözlüğünde ise birinci kitapta 3 ip 1 litre, ikinci kitapta 3 ip 1 litre, üçüncü kitapta 8 ip, dördüncü kitapta 4 ip, 3 nefes, ikinci kitapta 1 ap, 4 ip kazanacaksınız. Son kitap ise altıncı kitapta ise 5 ip, tilki ve taç bandı kazanacaksınız. Toplamda kazanacağınız 1 AP, 27 HP, 3 nefes, 2 litre tilki peti ve taç. Bunların kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Rulepe'nin seyahat günlüğünde ise bunu yapmak biraz zor. Toplamda 28 hp, 6 litre bir envanter artı 5 kalıcı fs, 40, 50, 100 fs, 6 tane, 300 fs ise bir tane veriyor. 300 fs'yi kazanmak için ise 30K görev yapmanız gerekiyor. Gelelim kapraş kayıtlarına. Kapraş kayıtları. Bunlar 6 kitaptan oluşuyor. Ay pardon, kapraş kayıtları 6 kitaptan oluşmuyor muydu? Yani yanlış. Kapraş kayıtları
Evet, Kapraş kayıtları 4 kitaptan oluşuyor. Evet. Birinci kitabı yaparsanız 80 kapraş, ikinci kitabı yaparsanız 50 kapraş, üçüncü kitabı yaparsanız 50 kapraş, dördüncü kitabı yaparsanız 120 kapraş, toplam 300 kapraş elde ediyorsunuz. Aristo'nun Kimya Sözlüğü. Bunda 3 kitap var. 3. kitap var. Yani birinci kitap 100 tane kapraş, ikinci kitap 150 kapraş elde ediyorsunuz. Bu üçüncü kitap hakkında bir bilgi yok. Onu daha sonra öğrendiğimde eklerim. Dorian Mogren'in gizli günlüğü. Dorian Mogren'in gizli günlüğü birinci kitap 20 EP veriyor. İkinci kitap 1 AP, 1 DB, 5 EP, 10 nefes veriyor. Toplamda 1 AP, 1 DB, 25 EP, 10 nefes elde ediyorsunuz. Marga'nın kitabında ise birinci kitapta artı 25 maksimum agris, artı 50 çöp düşürme oranı. İkinci kitapta ise artı 25 maksimum agris, günlük artı 5 agris yenilemesi. Toplamda 50 maksimum agris, günlük 5 agris yenilemesi. Artı %50 çöp. Bu değişti artık arkadaşlar. Bildiğiniz üzere onu da söyleyeyim. Günlük artık maksimum 20 yenileniyor. Toplam maksimum sayısı da 100 bin agris oluyor. Bilginiz olsun artık. Bunu da söylemiş olayım. Habercinin günlüğü. Birinci kitap 5 EP, 11 nefes. İkinci kitap 12. Bir dakika, habercinin günlüğünü seçeyim. Birinci kitap 5 EP, 11 nefes. İkinci kitap 12 nefes, 2 litre. Üçüncü kitap 80 PS, 1 DB, 20 nefes. Dördüncü kitap ise artı 3 Watts'ın çığlığı vermektedir. Toplamda 80 PS, 1 DB, 5 EP, 43 nefes, 2 litre, artı 3 maksimum Watts'ın çığlığı. Pavino Greco'nun muhtelif kitapları. Onu da şuradan tıklayalım. Birinci kitap 4 agres 4 adet fugarı, bir dakika. Birinci kitap 200 CP, ikinci kitap 100 CP, üçüncü kitap 200 CP, dördüncü kitap 100 CP, toplamda 600 CP vermektedir. Fugarın başarı öyküsü, Fugarın başarı öyküsü 4 adet fugarın gizli kitabı katkı artı 2 litre. İkinci kitap 4 adet fugarın gizli kitabı katkı artı bir envanter slotu. Üçüncü kitap 4 adet fugarın gizli kitabı katkı artı 1 DB. Toplamda 12 adet fugarın gizli kitabı 2 litre artı bir envanter artı 1 DB elde ediyorsunuz. Ayrıca değinme gereken bir nokta Kızarkan'ın görevi var. Onu da önerilen görevlerde Elviye Kızarka görevleri sırasında yapabilirsiniz. O da size 3. boss'u kestiğinizde 3-1 DB, 5. boss'u kestiğinizde ise 1 AP vermektedir. Bunu da haftalık olarak yapabilirsiniz. Her hafta bir görevle toplam 5 görev yapıyorsunuz. Ayrıca yeni eklenen görevler var. O'da önerilenler kısmında Merindor'un kutsaması yani desteği 1 DB veriyor. Odilita'nın desteği de 1 AP veriyor. Bunlar içinde orman runusu, çağrı muhafızı yüzüğü, terap, sicil gibi takıları vererek 1 DB kazanıyorsunuz. Bunlardan herhangi birini 3 tane verdiğinizde 1 DB veriyor. Tüm Tungrat takılarından aynısı veya farklısı olsun. Birer tane, üçer tane verdiği, 3 tane verdiğinizde toplamda oradan da bir AP alıyorsunuz. Ayrıca değinmem gereken noktalar varsa şu an aklımda yok. Hepsine değindiğimi düşünüyorum. Bu kitapların
Adem tarafından çözüldüğünü ve rehberini hazırladığını söyleyebilirim. Bunları da açıklama linkine tek tek ekleyeceğim bütün kitapları. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki rehber videosunda tekrar birlikte olmak dileğiyle kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.